اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ربي مس bizleri, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Cümlemizin evlatlarını, neslini, zürriyetini, damatlarını, gelinlerini çok hayırlı eylesin. Hepsinin imanlı, Kur'anlı, beş vakit namazlarına dikkat eden, onları en güzel bir şekilde dost doğru kılan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu dünyada da ahirette de sıkıntı göstermesin. Dünyada da ahirette de mahcup eylemesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, allah Teala Celle Celaluhu'nun rızası için bir araya geldik. Elhamdülillah hadis derslerinde buluşuyoruz. Rab'bim inşallah cennette de buluşmayı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini, davranışlarını konuşuyoruz. Elhamdülillah onunla beraber bir arada oturabilmeyi, aynı sofrayı paylaşabilmeyi ve orada da inşallah Rabbimizin cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize Allah'ımız nasip eylesin inşallah. Evet Bugün sizlerle sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerinden şu güzel müjdeli haberi paylaşmak istiyorum ilk öncesinde. Liderimiz önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar ki "Men kale la havle ve la kuvvete illa billah. Kim لا حول ولا قوة إلا بالله درسا يعني بإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تسبين دواء درسا أو كيم سيا الله تعالى جل جلاله كان دواء من تسعة وتسعين داء الله تعالى جل جلاله بذكر لبرابر 90 99 derdine deva gönderir. Allahu ekber. 99 derde deva, 99 sıkıntıya adeta çıkış yolu. Efendim 99 hastalığa şifa. Eyseruha el-hem. O 99 derdin içerisinde de en küçüğü el-hemmu. Yani üzüntüyü gidermesidir. Cenab-ı Hak Celaluhu La havle ve la kuvvete illa billah tesbihine bir insan devam ettiği sürece o kimsenin üzüntüsünü de gideriyor. O kimsenin rızkını çoğaltıyor. O kimseye huzur nasip ediyor. O kimsenin içerisinde bir bunalım varsa, stres varsa, sıkıntı varsa Allah Allah Celle Celaluhu o kelime, o güzel mübarek efendim zikir sayesinde kendisine rahatlıklar bahşediyor. Çünkü anlamı şu. La havle ve la kuvvete illa billah demek bütün güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla elde edilir. Cenab-ı Celle Celaluhu eğer bana kuvvet verirse, güç verirse ben bu sıkıntıları aşarım. Allah'ım Celle Celaluhu bana güç kuvvet verirse bu üzüntüm gider. Allah'ım Celle Celaluhu güç kuvvet verirse evimizdeki bu huzursuzluk gider ve biz mutlu oluruz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım şu konu, şu konu, şu mevzu, şu efendim hastalık, şu dert efendim deyip Cenab-ı Celaluhu'ya sığmış oluyoruz. Hatta biliyorsunuz ezan-ı Muhammedi okunurken İki yerde, iki bölümde müezzinin söylediği tekrarlanmaz. Nerededir onlar? Birisi hayye ales birisi hayye alel falah. Hayye dendiğinde müezzin söylediğinde biz içimizden la havle ve la kuvvete illa billah deriz. Hayye alel dediğinde biz yine la havle ve la kuvvete illa billah deriz. Niye? Çünkü hayye ales sala dediğinde müezzin haydin namaza diyor. E biz şimdi onu desek hayy aleyhissalâh, haydi namaza kimi çağırıyoruz? Kendi kendimize mi? Müezzin çağrısını yaptı. Biz burada la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz ki Allah'ım sen şu anda bana güç kuvvet verirsen ben bu namazı kılabilirim. Ben bu namazı Allah'ın izniyle vaktinde eda edebilirim. Bu noktada başarıya ulaşabilirim. Allah'ım senden yardım istiyorum ya Rabbi. Hayyâlel felâh Haydin felaha, haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa namazla kurtulacaksınız. La <laughs> havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın güç kuvvet sendedir. Bana yardım et, ben de kurtuluşa ereyim. Namazımla beraber inşallah felaha, kurtuluşa erenlerden olayım. Harika bir söz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel e, tavsiyesine uyalım. Çok faydasını görürüz. Mesela bir yerde bir güzellik var, iyilik var, sohbet var, Allah yolunda efendim koşuşturma var vesaire. Hemen la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Allah'ın güç kuvvet ver. Ben bu noktada başarılı olayım, gideyim, katılayım. Veya bir günah işleyeceksin. Şeytan dürtüyor. O arada la havle ve la kuvvete illâ. Allah müşk kuvvet ver. Kurtar beni ya Rabbi. Senden ancak yardım gelirse biz bu işi başarabiliriz. Bu şeytan nefsim şu anda bir galebe çalıyor. Acayip bir şekilde beni etkiliyor. Yardım et bana ya Rabbi. La havle ve la illa billah. Hemen tesirini gösterecek böyle bir acayip bir şekilde o taraftan uzaklaşacağız. Cenab-ı Hak bir program çıkartacak. Oraya doğru bizi atacak inşallah. Rabbim hepimize yardım eylesin. Hepimizin elinden tutsun. Hepimizi kayırsın Rabbim. Güzel yerlerde başarılı kılsın. Hayırlı yerlerde bulundursun. Yani büyüklerimizin dediği gibi hayırlara motor olacak şekilde la havle ve la kuvvete illa billah şerlere fren olacak şekilde de la havle ve la kuvvete illa billah. Eyüp Sultan Hazretlerimizi biliyorsunuz. Eyüp Sultan Hazretlerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine-i Münevver'de ilk hicret ettiği zaman yedi ay evinde misafir etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidi, mescidi nebi yapılıncaya kadar, kendisine uf yanında ufacık oda yapılıncaya kadar, oraya gidinceye kadar yedi ay kendisinde kaldı. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 150 kadar hadis-i şerif nakleden Eyüp Sultan Hazretleri birisinde de diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evime yerleştikten sonra bana şöyle buyurdu. Ela uallimuka ya Eba Eyyub kelimeten min kenzil cenne. Ey Ebu Eyyub sana cennet hazinesi değerinde bir zikir öğreteyim mi? Yani bir şey söyleyeceğim sana. Bu cennet hazinesi gibi çok değerli. Cennet hazinesinden efendim gelmiş, acayip bir sözdür. Tabi ya Resulat dedim. Anam baban sana feda olsun. Yani diyor ki Bela ya Resulallah bi ebi ente ve ummi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona cevaben şöyle buyuruyorlar. Bize de aynısını söylüyorlar mübarek. Eksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah la havle ve la kuvvete illa billah zikrini çok 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 tekrar et. Bakın eksir, eksir çok çok yap diyor yani. Böyle günde birkaç kez değil. Bunu en azından günde yüz kere söylemek lazım. Hatta yine hocalarımızın, alimlerimizin tavsiyesi biraz evinde geçim sıkıntısı olan kimse, borçlu olan kimse la havle ve la kuvvete illa billah tesbihini söylesin. Efendim hemen borçlarını ödeme kolaylığı olacak. Beklemediği yerden Allah Teala ona bereketler verecek, rızık kapıları açacak. Müşteri azalan kimse bunu okusun. Evinde az önce dedi ki böyle sağlığı bozulan, huzuru bozan kimse bunu okusun. Her türlü yönden şifa, dertlere deva, Allah'ın izniyle ve cennet hazinelerinden bir söz. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunları çok iyi biliyordu mübarekler. Yani bizim büyüklerimiz, ecdadımız, efendim, bizden önce yaşamış insanlar bu tip sözlere sarılıyorlardı. Onlar hastane hastanede dolaşmıyorlardı. Şimdi bakıyorsunuz hastanelerde yer yok. Şikayetler var, hastanelere insanlar müracaat ediyor, randevu alamıyor. Acile gitmek zorunda kalıyor randevu alamadığı için. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Bu nereden geldi? Yani hep böyle işi maddesel yönden de düşünmeyelim. Hiç unutmuyorum, üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz anlatmıştı. Öyle bir zaman gelecek ki, eğer Lokman Aleyhisselam buyuruyor, eğer biz bu tabaklarımızı yemekten sonra sıyırmazsak, kırıntılarımızı toparlamazsak, ekmeğe hürmet göstermezsek, efendim bu yemeklerimize dikkat etmezsek, öyle hastalıklar gelecek ki buyurmuş, bundan belki Efendi yüzlerce, binlerce sene öncesinde Lokman Aleyhisselam adını duymadınız, hastalıklarla karşı karşıya kalacaksınız diyor. Lokman Hekim. Kendisi hekimliği var. Tıp alanında efendim mütehassız. Otorite bir isim. Onun için bugün korona diyoruz. Yarın ne diyeceğimizi bilmediğimiz bir hastalık daha çıkabilir. Rabbim muhafaza eylesin. Kurtarsın bizi inşallah. Onun için de söz dinleyelim. Söz dinleyelim. Yemeklerimize dikkat edelim. Başında elimizi yıkayalım. Sonunda yine elimizi yıkayalım. Elhamdülillah diyelim. Başında besmelemizi çekelim. Çocuklarımıza bunları da tavsiye edelim. Sağ elimize yiyelim. Sağ elimize içelim. Sol elimize yemeyelim, içmeyelim. Bunlara dikkat edelim. Söz dinleyelim. Söz dinleyen kimse pek âlâ diyen pek âlâ olurmuş efendim. Anlatırlar. Anlatırlar bu Topkapı'da kapıda top Takkeci İbrahim Camii var. Takkeci İbrahim Takke yaparmış mı O bölümde bölgede oturuyormuş Topkapı kapı surların hemen efendim yanı başında Takkeci İbrahim eline takkeler örer, onları efendim ümmete, millete, cemaate satar, onunla ev geçimi yaparmış. Ama bir taraftan da içine böyle efendim adeta bir e, şey gibi ondan sonra e, yangın gibi efendim bir düşünce, ateş düşmüş. Nedir o? Allah'ım ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e, Allah'ın rızası için bir kimse bir mescit yapsa, bir cami yapsa o caminin, o mescidin karşılığında Allah da ona cennette bir köşke var. Bana nasip olsa da bu insanlar burada namaz kılsa, ben de ahirete gittiğim zaman amel defterim kapanmasa ne güzel olur. Halk ile bunları konuşuyor, cemaat de buna gülüyorlar. Ya diyor sen bir takkecisin, bir takke örüyorsun, onlar para kazanıyorsun, evini idar ediyorsun. Yani bunu düşünmen bir anlam bile yok yani. Hayal kuracaksan başka şeyle hayal kur gibilerinden. O da Yok diyor ben böyle bir şey istiyorum diyor. Allah'tan istiyorum diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Gelir ondan diyor. Güç kuvvet ondadır diyor. Bu yangın işte ateş dediğimiz gönülden istekle beraber sürekli yatıyor kalkıyor ya. Cenab-ı Celle bir gece rüyasında kendisine Bağdat'ta iki salkım üzüm var. Onu yemeye git ki sanki var. Onu yemeye git. Bir şahıs tam böyle bir ses uyanıyor. Allah Allah diyor. Bağdat neresi? İstanbul'a Topkapı neresi? Benim ne işim var diyor. Ertesi gece bir daha rüyasında. Üçüncü gece bir daha rüyasında. Bunda bir hikmet var diyor. Halka doğru efendim haber de vermeden gizlice çünkü yine alayı alacaklar ya. Ondan sonra Bağdat'a giden bir kervanın arasına katılıyor ve şu anda işte Irak'ta olan o Bağdat'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman da işte istirahat etmek için falan orada bir yere yerleşiyor. Oradaki efendim insanlar ee, gelenlerle, misafirlerle meşgul olurlarken bir şahıs da buna geliyor. Hayrola nereden geldin, nereye gidersin, ne yaparsın? O da anlatıyor, rüyasını anlatıyor, durumunu anlatıyor falan. O da gülüyor ona. Allah Allah diyor. İnsan diyor, iki salkım üzüm yemek için diyor, ta İstanbul'dan, Topkapı'dan kalkacak, Bağdat'a e gelecek diyor. Bu akıl kârı diyor. Hem de rüyanda görmüşsün diyor. Ya diyor, ben rüyamda diyor ne zamandan beri görür duyururum diyor. Bana der ki diyor rüyamdan efendim bir ses git İstanbul'da Topkapı'da efendim İbrahim Tekkeci İbrahim adında birisinin evinin avlusunun altında bir küp altın var. E şimdi diyor Allah aşkına diyor yani bu bu rüyayla diyor insan amel eder mi diyor. Kalkacağım ben buradan gideceğim ne diyor efendim bakacağım falan diye. Mesajı alıyor İbrahim. Tekkeci İbrahim efendi mübarek'ün alıyor mesajı. Allah'ım diyor beni buraya bunun için getirdin diyor. Efendim gerisin geriye dönüyor. Hakikaten evinin altını kazıyor bulunduğu yeri bahçesinden. Ondan sonra bir küp altın ve onu değerlendirerek bulunduğu cami yapıyor. Adını da işte efendim Takkeci İbrahim Efendi. Aa, Allahu Ekber. İnşallah Google'a şey navigasyonu yazıp da gidersiniz çocuklarınızla beraber o yeri de ziyaret edersiniz. Çok da yerinde olur, şık olur. Bir pazar efendim gidilse iyi olur. Dostlar olay bu. Allah'ımıza güveneceğiz. Bir hadis-i şerif daha paylaşayım sizinle ve sonrasında sohbetimize inşallah son vermiş olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyorlar ki Men kâle subhanallahü ve hamdihi fî yevmin mi'ete merratin gufirat lehu zunubuhu ve in kânet misle zebedil bahri Yani bir insan yüz kere günde Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi. Tesbihine devam ederse Allah Celle Celaluhu o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar çok bile olsa bağışlar buyurur. Onun için Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi tesbihini çekmeye devam edelim. En az 100 kere günde onu da şöyle tavsiye ediyor alimlerimiz kitaplarımızda sabah namazından güneşten önce bunu söyleyin. Özellikle de sünnetle farz arasında söylenebilirse yüz kere Subhanallahü ve hamdihi Subhanallahü'l-azim sabahleyin bunu Subhanallahü ve hamdihi Subhanallahü'l-azim ve hamdihi Subhanallahü'l-azim bunu yüz kere sabahleyin. Akşamleyin güneş batmadan önce yani akşam namazına kalmış 10 dakika falan her şeyimizi toparlayıp hanımlar işte efendim belki iş yapıyorlar, yemek yapıyorlar. O arada yine yüz kere ee, Subhanallah ve hamdi, Subhanallah ve hamdi, Subhanallah ve hamdi. Tesbihine devam edelim. Allahu Teala cildi, yani en çok sevdiği kelimeler bunlar. Efendim en çok terazide ağır gelecek olan sözler bunlar. Efendim insan diline de çok hafif geliyor ama kıymeti çok büyük. Allahu Teala cildi, yani günahlarımızı deniz köpükleri olsa şöyle bir bazen efendim deniz dalgalanıyor geliyor ya çarpıyor böyle köşeye efendim kıyıya doğru o köpüklerle böyle onlar bir dağ gibi oluyor. O kadar da olsa günahlarımız bu sözler sayesinde Efendim bizi bağışlıyor, affediyor. Yani takriben dakika olarak bir buçuk, iki, iki dakikada söylüyorsunuz. Ama gelen ikrama bakın, ödüle bakın. Harika bir şey. Rabbim zikirleri efendim çokça söyleyebilmeyi, zevk almayı, keyif almayı bunları söylerken inşallah la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah derken huzura varabilmeyi, son nefesinde de la ilahe illallah olan kimse cennete girmiştir müjdesini alabilmeyi hepimize, aile bireylerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi eyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. İslam alemine, ülkemize yardım eyle. İslam alemini, ülkemizi her türlü yönden kalkındır Ya Rabbi. Ya Rabbi kalkındır. Ekonomik yönden özellikle bizi düşürmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Fırsat verme Ya Rabbi. Allah Müslüman birleşmeyi nasip et Ya Rabbi. Müslümanlar olarak efendim galip gelmeyi nasip et Ya Rabbi. Nerede varsa Doğu Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Arakan'dan, Yemen'den, Myanmar'dan, İdlib'den, Suriye'den, Afganistan'dan Afganistan'dan bütün dünya Müslümanlar kardeşlerimize her türlü güzelliği ikram eyle ya Rabbim. Allah'ım bize de maddi manevi yönden efendim rahatlıkları nasip eyle. Sıkıntılarımızı gider ya Rabbim. Ee, ya Rabbi geçim sıkıntımız varsa onlara gider ya Rabbi. Huzursuzluk varsa onlara gider Allah'ım. İşlerimize, kazançlarımıza bereketler ver ya Rabbim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Cennet amelleri istemeyi nasip eyle. Cehennem amellerinden uzak eyle. Allah'ım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cennetinde buluşmayı nasip eyle. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, seni sevenlerle dost olmayı dünyada ahirette nasip eyle Allah'ım. Amin. Evlatlarımızı neslimizi hayırlı eyle. Damatlarımızı gelinlerimizi hayırlı eyle. Ya Rabbi son nefese iman, Kur'an ve şehit olarak huzura varabilmeyi nasip see what allah الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Tüm ölmüşlerimizin ruhlarına Allah rızası için El Fatiha.